Ukrayna tahıl koridoru üzerinden gıda sevkiyatına Rusyasız devam ettirme isteğini bir kez daha ifade etti. Ukrayna lideri Zelenski, Türkiye ve Birleşmiş Milletlere korkmayın biz korkmuyoruz mesajı verdi. <laughs> Rusya uzun süredir dile getirdiği tehdidini bu kez hayata geçirdi. Karadeniz'de tahıl koridoru açan anlaşmadan geri çekildi. Ukrayna gelir kaybına uğramamak için alternatif arıyor. Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den yola Rusyasız devam etmelerini istiyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski biz korkmuyoruz siz de korkmayın dedi. Ortaklarımızdan Birleşmiş Milletler ve Türkiye'den korkmamalarını istiyoruz. Rusya olmadan da Karadeniz koridorunu kullanabilmemiz için elimizden gelen her şeyi yapabiliriz. Biz korkmuyoruz. Gemi şirketleri sevkiyata devam etmeye hazır. Ukrayna gemilerin limanları terk etmesine izin verir ve Türkiye'de İstanbul Boğazı'ndan geçmelerini sağlarsa tahıl sevkiyatı yapılır. Zelenski korkmuyoruz dese de tehlike büyük. Kremlin tahıl sevkiyatının Rusya'nın güvenlik garantisi olmadan yapılmasının risk taşıdığını açıkladı. Ukrayna gemileri tahıl yüklü olsalar bile askeri hedef sayılıp vurulabilir. Karadeniz'deki mayınlar da tehlike unsuru. Türkiye devrede. Cumhurbaşkanı Erdoğan olası bir çözümde kilit role sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Newsweek dergisi de buna dikkat çekip Zelenski ve Putin Erdoğan'ın Karadeniz desteği için savaşıyor diye yazdı. Birleşmiş Milletler de Rusya ile Batı arasında ara buluculuk yapmaya çalışıyor. Rusya kendi tağını serbestçe ihraç edebilmesini engelleyen yaptırımların gevşetilmesini istiyor. Aksi takdirde geri adım atmayacak. Her geçen gün gıda fiyatları artarken Afrika'daki yoksul ülkelerde açlık riski büyüyor. Yani çözümsüzlüğün bedelini milyonlarca kişi ödeyebilir. Ve madalyonun diğer yüzü, tarım işçileri. Ukraynalı çiftçiler mahsullerinin ellerinde kalmasından korkuyor. Satamazsak bir felaket olacak. Kendimiz hareket etmeliyiz. Ruslar beğense de beğenmese de ihracat yapmalıyız. Bence blöf yapıyorlar. Buna izin vermemeliyiz. Ukrayna tahıl kurduru anlaşmasının imzalandığı Ağustos 2022'den bu yana 33 bin ton tahıl sattı. Rusya ise yaptırımların dolaylı etkilerine takılıp anlaşmadan yararlanamadı.